Değerli arkadaşlar, insanlar genellikle şöyle düşünüyorlar. Acaba kendimi geliştirmek için geç kaldım mı? Veya yaşım ilerledi. Artık bu yaştan sonra kitap okusam bana ne gibi faydası olur? Veya kendimi geliştirmek için bir seminere katılsam acaba geç mi kaldım gibi kendine sürekli soru soran insanlar var. Bununla alakalı bir hikaye anlatmak istiyorum. Zamanın birinde delikanlı 22 yaşlarında bir genç yaşlı 80 yaşında akil bir amcaya şu soruyu sorar. Beni etkileyecek, hayatımı değiştirecek nasihatta bulunur musun? Bana bir fikir verir misin? O akil amca şu cevabı vermiştir. Bak evladım ben senin yaşındaydım 22 yaşında ve 22 yaşındayken enerji doluydum. Zaten kanım deliydi ve dünyayı değiştirmek istiyordum. Dünyayı değiştirmek için çok enerji harcadım, çok çaba gösterdim. Zaman ilerledi. Yaşım 35'e geldi. Dünyayı değiştiremediğimi anladım. Bu sefer dedim ki dünyayı değiştirmek için boşa kürek çekmeyeyim. Ben yaşadığım ülkeyi değiştireyim. Yaşadığım ülkeye bir katkım olsun diye çaba göstermeye başladım. Sonra yine aradan zaman geçti. Yaş 50'ye geldi. Baktım ki yaşadığım ülkeyi de değiştirmemişim. Bu sefer dedim ki bari yaşadığım şehri değiştireyim. Katkım olsun diye çaba gösterdim. Yaşadığım şehirde meclislere katıldım, koşturdum, enerji dolu bir şekilde baktım ki aradan 15 sene geçti. 65'e geldiğimde bir şey değiştirememişim şehirde. Bu sefer dedim ki şehri değiştiremedim bari yaşadığım şu mahalleyi değiştireyim. Mahalleye çeki düzen vereyim diye çaba göstermeye başladım. Ve yine yıllar geçti. Yaşım 80'e geldi. 60 sene sonra anladım ki kendi üzerimde değişiklik yapmam gerekiyormuş. Kendimi değiştirmem gerektiğini şimdi anladım. Bak evlat diyor o akil amca. Sen doğru yerden başla. İlk önce kendi üzerinde çalışma yap. Kendini geliştirirsen bu yaşta o zaman ailen değişecek. Ailen değişince mahalle değişecek. Mahalle değişince şehir değişecek. Şehir değişince yaşadığın ülke değişecek. Ülke değişince dünya değişecek. Bir göl misali. Göle taş attığında dalga ilk önce düştüğü yere yayılır. Sonra yayıldıkça büyür, büyür, büyür. Öyle büyür ki bazen ta sahillere kadar o dalga, o durgun gölü titretir değerli arkadaşlar. Gelişmek için kesinlikle geç kalmadınız. Çevrenize bir şans verin. Örneğin evlatlarınıza, çocuklarınıza şans bırakın. Şans verin değerli arkadaşlar. Kendinizi geliştirerek onların değişmesini sağlamış olursunuz. Onlar da kendini geliştirecekler. Ünlü bilim adamı İbn Haldun ne diyor bu konuda? Anneler babalar geliyorlar. Evlatlarımızı nasıl yetiştireceğiz? Hangi terbiye metoduyla geliştireceğiz biz onları diye sorduklarında İbn Haldun hiç gerek yok. Onları terbiye etmenize gerek yok. İlk önce kendinizi değiştirin, kendinizi terbiye edin. Onlar zaten size benzeyecek. Dolayısıyla çalışmalar ilk önce sizin üzerinde, kendi üzerinizde yapın değerli arkadaşlar. Hayat bir ayna gibidir. Siz ne yaparsanız ayna da onu yapacak. Sizin çevreniz de o şekildedir. Siz ne yaparsanız onlar da o şekilde yapacaklar. Ama ilk önce siz yapmanız lazım aynanın karşısında olduğunuzdan dolayı. Siz gelişime adım atarsanız etrafınızdaki insanlarda bir ayna misali onlar da kendini geliştirecek. Onlar da hayatlarını değiştirecekler. Eğer hayatınızda güzellikler istiyorsanız gerçekten. Daha sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hayat istiyorsan, kaliteli bir yaşam istiyorsan o zaman kendini geliştirmek zorundasın. Düşünce yapını değiştirmek zorundasın. Değiştirmek için de gelişim şart. Yani zaman burada hiç önemli değil. Geç kalmadın. Hangi yaşta olursan ol harekete geçebilirsin. Eğer şimdi harekete geçersen bir şey kaybetmedi. Çünkü beklersen kaybedersin. Harekete geçtikçe kazanan olursun. Sen şimdi eğer kendini geliştirmek için harekete geçersen o zaman senin çocukların değişecek. Ailen değişecek, mutlu olacak veya torunların vardır, torunların etkilenecek. Sen de kendini geliştirmek istiyorsan o zaman bizim programlarımıza katılabilirsin. Bizim programlarımıza katılan kişiler kendini geliştirdikten sonra ailesinin, çocuklarının, çevresinin psikoloğu oluyorlar. Bir çeşit yaşam koçu oluyorlar. Böylece hayatın 5 alanında daha kaliteli bir yaşamları oluyor değerli arkadaşlar. Bu 5 tanesi nedir? Onları sayayım. 1 aile, 2 finans, 3 meslek, 4 kişilik, 5 de sağlık konusunda daha kaliteli yaşamları oluyor. Sen de eğer hayatının psikoloğu olup hayat kaliteni arttırmak istiyorsan o zaman yapacağın tek şey benimle ön görüşme için başvuru doldurup göndermek. Bu formu okuyan arkadaşlarımız eğer programa uygunsan seni telefonla ararlar ve seninle randevu yaparız. Bu online randevuda ben sana A'dan Z'ye kadar adım adım her şeyi anlatırım. Şimdi randevu almak için hemen videonun altındaki linke tıkla. Bu videoyu beğendiysen beğene tıklamayı ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşçakal.